Seher bacı. Beyim geliyor. Geliyorsa hoş geliyor. Ne yapayım Müsrev efendi? Seher sofrayı hazırlasın dedi. Misafiri varmış. Misafiri varmış. Oh ne âlâ iş be. Seher sofrayı hazırla. Seher evi temizle. Seher ortalığı topla. Buraya gelin mi geldim? Beslememi anlamadım vallahi. Öyle deme Seher bacı. Şahin Bey her zaman misafir çağırmaz. Dostumu kaldı çağırsın. Sayesinde bir başımıza yaşayıp gidiyoruz işte. Ağmasa bilir serttir ama doğru kişidir. Yeter ki nasırına basma. Derdimi kime anlatıyorum ki? Ne haber Cingöz? Ne zaman ama çıkacağız seninle? Dedem bir izin versin. Sen büyü de ben ondan izin alırım, tamam mı? Bugün iş iyi değil Davut. Hiç iyi değil. Elimizden geleni yapıyoruz baba. Elinden geleni gördük işte hayırsız. Adamların başında durduğun mu var? Ben gitmesem hepsi yan gelip yatacak. Öyle mi olasıydı? Hem sabah beşten beri çalışıyorlar. İşleri ne? Çalışsınlar. Ya sen ne yapıyorsun? Sabah akşam kahvede pinekliyorsun tabii. Yok vallahi. Hadi oradan. Bilmiyor muyum ben? Bundan sonra gün ağardı tarladasın, anladın mı? Emin olurum. Doktor Ferit gelmiştir. Sen bir koşu git onu karşıla. Hüsrev efendi almayacak mıydı onu? Bırak Hüsrev'i şimdi. Sen ne diyorsam onu yap. İşte Ferit Bey. Benim varım yoğum bu haylaz. Görmeyeli koca adam olmuş. Sorma, cin gibi kerata. Söyle bakalım, karnende kaç pekiği var? Ben takdir oldum. Ben takdir falan anlamam. Söyle kaç tane? Şahin ağa, takdir almışsa hepsi pekiği demektir. Değil mi Sait? Aferin be kerata. Babasına çekmemiş. Bunu okutmak için az mı uğraştık? Ama nerede? Her şerde bir hayır vardı be Şahin ağa. Bak, o da yanında şimdi. Ya öteki gibi olsa? Orası öyle. Okutunca hayırsız çıkıyor bunlar. Sağ ol. Baba, Sait'i alayım mı? Niyeymiş o? Sabah okulu var da erken kalkacak. Hadi o zaman. Sen de fazla eğlenme, sabah tarlaya gideceksin. Bana bak, kahveye takılırsan külahları değişiriz. Merak etme. Zor benim işim Ferit Bey, çok zor. Boş verme Şahin ağa. Bırak, zorluklarla başkaları uğraşsın. Seni hiç iyi görmedim. Geçen geldiğimde de böyle öksürüyordun. Ben de seni bu yüzden çağırdım ya. Hayrola? Bu gece erkencisin. Erkenciyim, ne var? Muhabbet sıktı, ben de yatıyorum işte. Boş versene. Ben her şeyi duydum. Duyduysan duydun. Uzatma o zaman. Seni kızdırmak için söylemedim. Sıkma canını öyle. Nasıl sıkmayayım ya? Üzerime geliyor. Kahveye gittik diye etmediği laf kalmadı. Sabredelim bakalım. Sabır da nereye kadar Seher? Şeytan diyor, Kemal gibi çek git. Bu da kalsın öyle tek başına. Sakın ha. Senin ocağın var. Çoluğun çocuğun var. Kemal gibi olmak sana mı düşmüş? Otur oturduğun yerde. Her şey sırasıyla. Elbet bizim de günümüz gelecek. Senin anlayacağın bu sefer durum ciddi. Dur bakalım. Büyük konuşma o kadar. Öyle diyorsun da kasabadaki... kasabadaki doktor çok kesin konuştu.
Önce sen şu yaptırdığın testleri bana gönder. Bir de ben kontrol edeyim. Neye yarar ki? Allah Allah. Kaç hastamın dünyasını yanlış teşhis yüzünden kararttılar biliyor musun sen? Dur bakalım. İnşallah dediğin gibidir Ferit Bey. Heh. Şöyle göreyim seni. Bak erken kalkan yol alırmış. Hüsrev, gözün üstünde olsun. İçin rahat olsun baba. Ne zaman senin sözünden çıktım ki ben? Orasını bilmem artık. Sanki çocuğuz biz. Bir de başımıza seni takıyor. Şahin Bey'in bir bildiği vardır. Hiçbir şey bildiği yok. Konuşuyor işte. Bana bak. Kahveye takıldığımı sen mi söyledin? Yanlış yapıyorsun Hüsrev Efendi. Çok yanlış. Ne yanlışım var ki Davut Bey? Ben sadece görevimi yapıyorum. Görevin gammazlılık yani öyle mi? Sakın beni kendine düşman etme. Sonunda sen kaybedersin. Aferin gelin. Evi tek başına çekip çeviriyorsun. Keşke Davut da senin gibi çalışkan olsa. Olur baba, o da olur. Bak erkenden tarlaya yolladım. Ne güzel. Ağa çocuğuyum diye sabah akşam oturacak değil ya. Hayatınla bin yaşa. Bir isteğin var mı baba? Yok kızım, sağ ol. Kusura bakma Şahin ağa. Biraz beklettim. Zararı yok. Önemli bir hastam vardı da. Raporları inceledim. Senden istediğim test sonuçları da geldi. Netice? Nasıl söylesem bilemiyorum. Açık açık söyle Ferit Bey. Artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Durumun hiç iyi değil. Aslında son tahlilleri özellikle istedim senden. Yanlış teşhistir diye düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Hiç şansım yok mu? Demek bu kadar basit. Çalış. Didin, çabala. Ama sonunda her şey bitiyor. Her şey boşunaymış. Bundan sonra kendini fazla yormamalısın. Elinden geldiği kadar dinlenmelisin. Bırak işlerini, çocukların yapsın. Son günlerini iyi geçir diyorsun bana öyle mi? Kilo olmuş zaten. Şuraya bak. Aa, dedem geldi. Hoş geldin dede. Hoş. İstanbul'da
Bindim yavrum. Bir daha beni de götürürsün değil mi? Peki. Hadi oğlum oyna sen biraz. Baba sofrayı hazırladın mı? Hüsrev'i bul bana. Beyim hoş geldin. Pek hoş gelmedin Hüsrev. Kemal'i bulup getirmeni istiyorum. Hemen mi? Hemen. Ya gelmek istemezse? Gelecek. Ne yap et getir onu buraya. Var üstüne beyim. Davut! Davut! Baban geldi. Geldiyse geldi. Ne olmuş yani? Suratı ölü gibiydi. İstanbul'da canını sıkan bir şeyler olmuş. O her zaman canını sıkacak bir şeyler bulur. Bana bak, aklını topla. Bu adam şehre niye gitti sanıyorsun sen? Doktor Ferit'e muayene olmak için gitti. Bu halde geldiğine göre durumu pek de iyi sayılmaz değil mi? Yapma ya. Allah veri de kötü bir şey olmasa. Artık orasını bilemem. Bu gece hiç konuşmadın. Kötü bir şey mi oldu? Yarın kardeşin geliyor. Kemal'i mi çağırdın? O gelmez ki buraya. Gelecek. Mutlaka gelecek. Ne oluyor baba? O bir gelsin. Her şeyi anlayacaksın. İçerdiler mi? Evet beyim. Kemal sana zorluk çıkardı mı? Hayati bir mesele dedim. O zaman geldi. Öpeyim baba. Önce otur ve dinle, sonra öpersin. İkinizin de burada olmasını istedim.
Çünkü hepimizi ilgilendiren şeyler konuşacağım. Ama önce size bir sorum var. Bu topraklar ailemizin can damarı. Kaç nesildir yaşayıp gidiyoruz? Babam ölünce ben devraldım. O da babası ölünce bu yükü sırtlanmıştı. Ama ben onlar gibi olmayacağım. Ölmeden topraklarımı size bırakmayı düşünüyorum. Ama bir şartla. Bu toprağa gözünüz gibi bakacağınıza beni inandırın. Ne diyeyim ki baba? Nasıl çalışıyorum görüyorsun işte. Böyle devam eder giderim. Şimdiye kadar bir dediğini iki ettin mi? Emin ol ki hayatımın sonuna kadar da senin sözünden çıkmam. Çünkü senden çok şey öğrendim. Daha öğreneceğim de çok şey var. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ya sen? Ne diyeyim ki baba? Buraları yıllar önce terk ettim. Senin sözünü dinlemedim. Bundan sonra da dinler miyim bilemiyorum. Güzel şeyler söylemek isterdim ama ağzımdan çıkan sözler acı olacak. Keşke bu topraklara gözüm gibi bakacağım diyebilsem. Ama bunun imkansız olduğunu sen de biliyorsun. Yine erişme karışacaksın. Yine tartışacağız. Yine kaçıp gideceğim. Daha devam edeyim mi? Yazıklar olsun sana. Neden baba? Ben sadece doğru olanı söylüyorum. Hayır. Saygısızlık ediyorsun. Sana haksızlık etmemek için buraya çağırmıştım. Ama yanılmışım. Sendeki kafa hiç değişmemiş. Sen beni hiç anlamadın ki. Yeter! Toprağı ikinize bölüştürecektim. Ama şimdi daha iyi anlıyorum ki sen bunu hak etmiyorsun. Her şey Davut'undur. Yarından itibaren işlemlere başlıyorum. Senden tek isteğim. Son nefesimi verene kadar bana bakman. O nasıl söz baba? Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen de hangi cehennemden geldiysen oraya git. Bir daha suratını görmek istemiyorum. Hemen git. Keşke babanın üstüne bu kadar gitmeseydim be Kemal. Ben de istemezdim. Ama olmuyor Beyusuf Efendi. Bir yerden sonra patlıyoruz işte. Bakma. Aslında o seni çok sever. Keşke bunu ondan duyabilseydim. O sevgisini elindeki toprakla ölçüyor. Gördün işte. Kimi sevdiyse toprağını da ona bıraktı. Hiç iyi etmedi ama. Sağlık olsun ne diyelim. Hadi sağlıcakla kal. Sağ ol. Ne yaptınız? Yarın işlemlere başlıyor musunuz? Patlama be kadın. Sen de amma sabırsızsın ha. Ne yapayım merak ediyorum. İnşallah fikrini değiştirmez. Hiç sanmam. Anlaşılan babamın sağlığı çok kötü. Yoksa böyle yapmazdı. Vallahi bu kadarını ben de beklemiyordum. Aman şu tapuyu üstüne geçirene kadar sakın o adamın canını sıkma. Baksana Kemal'e yaptıklarına. Ya çocuğu hem çağırdı hem de kovdu. O da aranmasaydı. Zaten bu topraklar bizim hakkımız.
O gitti, biz ihtiyarın dırdırını çektik. Yalan mı? Neyse aman, kurtulduk artık. Acele etme. Babam hala başımızda. Hele sen yarın şu işi bir hallet bakalım. Hadi gel şurada bir soluklanalım. Annen de bize bir kahve yapsın. Anne, biz geldik. Dedem kahve istiyor. Hamide, ne sallanıyorsun orada? Yapsana kahveyi. Ben kahveyi Hamide'den değil, senden istemiştim kızım. 10 tane elim yok ki baba. Kız yapıyor işte. Allah Allah. Adamın isteklerinden. Ölecek diye gün sayıyorum ama nerede? Canavar gibi maşallah. Ne oldu? Babam mı geldi yoksa? Aman beni burada görmesin. Görse ne olacak ki? Bir şey mi diyecek? Tabii diyecek. Niye adamların başında değilsin diye hesap soracak. Vallahi alemsin Davut. Adamı soracak hesabı mı kalmış? Arazilerin tapusu sende. İster çalışırsın, ister yan gelir yatarsın. Kim ne karışır? O karışır. Boş versene sen. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Neyim, istersen şurada biraz oturalım. Bu yola oturmak için tepmedik üstü. Hani nerede getirdiğin büyük başlar? Daha yolumuz var beyim. İyi görünmüyorsun. Biraz dinlensek diyorum. Dediğin olsun, ne yapalım. Gel, gel böyle gel. (Gülüyor)
Senin anlayacağın Şahin Ağa'nda hiç kalmadı. Artık iki adımda nefesi kesiliyor. Estağfurullah, ne demek? Beyim, keşke çiftliği devretmeseydin. Niye ki? Bu işin yarını var, öbür günü var. Bir şey falan olur. Ne bileyim. İnsan toprağını çocuklarına son nefesinde bırakır diyebilirim. Benim son nefesimi vermem çok yakın Hüsrev. Sen de yarın, ben diyeyim öbür gün. İçin rahat olsun. Davut'a güvenirim. O benim sözümden çıkmaz. Beyim, canını sıkmak istemem ama Davut artık eskisi gibi değil. Ne adamların başında duruyor, ne işleriyle ilgileniyor. Varsa yoksa kahve. Yoksa yine kumar mı oynuyor? Ne oluyor ya? Elinin körü oluyor. Ne işin var lan senin burada? Kahvede pineklemen için mi bıraktım sana toprakları? Haytalık etmen için mi çekildim kenara ha? Ama baba. Ne aması tembel herif. Millet tarlada ter döküyor. Şunun yediği halta bak. Hadi kalk. Doğru işinin başına. Bak hala duruyor. Yürüsene diyorum sana. Babaysa babalığını bilsin. Yeter artık onun kahrını çektiğimiz. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Milletin ortasında seni azarlıyor, sesini bile çıkarmıyorsun ha? Ne yapacaktım ki? Ne yapacakmış? Bu topraklar senin değil mi? Sen istediğini yaparsın. Kim senden hesap sorabilir ki? Babam. Babam sorar. Sen izin verirsen sorar. Onun bir hükmü mü kaldı artık? Bak, bak bunu görüyor musun? Burada senin adın yazıyor. Şahin Ağa'nın değil. Babaysa babalığını bilsin. Yeter artık onun kahrını çektiğimiz. Aklını kullan Davut. Ezdirme kendini. Beni çağırtmışsın Davut Bey. Evet, seninle konuşacaklarım var. Eğer çok acil değilse... Şahin Ağa'nın siparişleri vardı. Şehirden istemişti de. Önce onları götüreyim. Beklesin biraz, işine. Bana bak Hüsrev Efendi. Benim hakkımda ortalıkta ileri geri konuştuğunu duydum. Tövbe valla. Onu da nereden çıkardın? Bırak şimdi. Benim gözümden kaçmaz. Ama asıl önemlisi... ...babama beni çekiştiriyormuşsun. Sana ne demiştim? Sakın beni kendine düşman etme... Yoksa sen kaybedersin demiştim. Niye seni düşman edeyim? Sen Şahin Bey'imin oğlusun. Bırak bu saçmalıkları. Artık seni burada istemiyorum. Şimdi pılını pırtını topla ve defol git buradan. Bir daha da sakın gözüme görünme. Anladın mı? Sakın! Gene ne istiyor bu ya? Seher. Ya kalk şuna bir bak. Patlasın inşallah. Seher. Aman bana ne be? Seher kızım. Seher. Seher kızım. Seher.
Günaydın Seher. Günaydın baba. Dün gece sana seslendim. Duymadın mı beni? Duymadım. Uykun çok ağırmış demek. Uzun süre seslendim de. Hamide! Hamide kalk, kız hala yatıyor musun? Bu evin hanımı ben miyim, sen misin? Ne bu hal böyle? Öğlene kadar uyuyorsun. Geldim abla. Çabuk sofrayı hazırla. Beyimin ilaçlarını getirin, hemen hazırlarım. İlaçlar beklesin. Ne zamandan beri beni bekletir oldun Seher? Bu zamandan beri. Davut kahvaltı edecek. Aç mı bırakayım yani? Davut daha kalkmadı mı? Kalkmadı ya. Yorgunmuş. Kahveye geç gidecekmiş. Bana bak. Ne var? Senin dilin çok uzadı. Benimle düzgün konuş. Hadi be. İstediğim gibi konuşurum. Yettin artık sen. Sabah sabah dırdırını mı çekeceğim? Seher. Bana bak fena olur. Sen hala tarlaya gitmedin mi? Yine mi başladın serkeşliğe? Gitmedi işte. Var mı diyeceğim? Seher, sen karışma. Kır eteğini otur oturduğun yerde. Ben oğlumla konuşuyorum. Yok ya. Bir şey söyle şuna Davut. Hadi Davut, bir şey söyle. Yıllarca baban diye sabrettim. Gayri yeter. Davut. Odana git baba. Bunu konuşturuyor musun Davut? Hadi baba, tatsızlık çıkmasın. Gitmiyorum, Allah'ın cezaları anlıyor musunuz? Gitmiyorum. Baba, git hadi. Üzerime üzerime geliyor Davut. Ya bu kadar da olmaz ki. Ya ben de insanım ya. Her deliğine evet dedim. Ama bir yere kadar. Bunun hesabını soracağım sizden. Soracağım. Odama git be. Bana bak. Bana bak, doğru konuş. Haddini bil. Ben bu toprakların... Hayır, hayır sizler. Siz kim oluyorsunuz? Bu iş böyle olmayacak. Nasıl? Durumu iyi. Geberemedi gitti. Seher. Ne yapayım Davut? Taktı bir kere bana. Bak görürsün, seninle de uğraşır bu. Zaten uğraşmıyor da değil hani. Huysuzluğu iyice ele aldı. İdare edeceğiz artık. Ben idare falan etmem. Kızım, nereye gidiyoruz? Hüsrev Efendi'nin kulübesine gidelim. Demek beni Hüsrev'in kulübesine atıyorlar öyle mi? Ne diyeyim ben onlara kızım, ne diyeyim? Boş ver. Onlara inat, Hüsrev'le geçinip gideriz o kulübede. Hüsrev Efendi ayrıldı beyim. Haberiniz yok mu? Bana söylemediler. Demek onu da kovdular. Yazıklar olsun. Beni evimden attılar, Hüsrev'i kulübesinden ettiler. Yazıklar olsun onlara. Senin ne işin var burada? Ne işim olacak Hüsre? Yine mekanım burası işte. Vay vicdansızlar vay. Bu kadar da olmaz. Olurmuş Hüsre. Meğer bu kadar da olurmuş. Sana bakmıyorlar mı beyim? Çok hasta görünüyorsun. Baksalar ne fark eder ki? Benim gideceğim yer belli. Hem senin ne işin var burada? Kalan birkaç parça eşyam vardı. Onları almaya gelmiştim. Davut seni kovdu diye duydum. Yazık.
Benim yüzünden senin de canını yaktı hayırsız. Sağlık olsun beyim. Ben başımın çaresine bakarım. Ama ya sen? Sen koskoca Şahin Ağa'sın. Bunu sana nasıl yaparlar onu aklım ermiyor. Toprakları elinden gidince Şahin Ağa'ya her şeyi yaparlar Üsrev. Her şeyi. Babam ne yapıyordur acaba şimdi? Ne yapsın? Öksürüp duruyordur işte. Ölmedi ya canım. İdare eder artık. Bu kadar acımasız olmaz eğer. Yarın bir gün bizim de başımıza gelir. Tamam tamam. Birazdan gider bakarım. Nasılsın dede? Canavar gibiyim güzel torunum. Sana çörek getirdim. Belki canın çeker dedim. Sağ ol. Ben de keşke Sait uğrasa da bana çörek getirse diyordum. Bak kalp kalbe karşıymış. Dede. Sait. Bu saatte ne arıyorsun sen burada? Hadi, çabuk yatağına. Torunumla biraz konuşmamı bile çok görüyorsun bana. Biliyorsun, yarın okulu var. Erken kalkması lazım. Yoksa babasına mı benzemesini istersin? Sen çok kötü bir insansın. Bir şey ister misin diye sormaya gelmiştim ama... boşuna gelmişim. Bir şey demeyecek misin Kemal? Ne diyebilirim ki? Baban orada can çekişiyor. Bir şeyler yapacağım de bari. Beni çaresiz gönderme. Neden bize gerçekleri söylemedi? Neden durumunu anlatıp bizden yardım istemedi de böyle bir oyuna gerek duydu? Ha neden? Topraklarını kim seviyorsa ona verecekti. Sonunda istediği oldu. Şahin Bey'im çok önemli bir şey unutmuş Kemal. Topraklarını çok seven meğer onu sevmezmiş. Durumu hiç iyi değil. Sana ihtiyacı var. Öyle mi dedin? Bilirsin. Şahin Bey gururlu adamdır. O bir şey demez. Ama benim anladığım budur. Boşuna gelmişsin Hüsrev Efendi. Artık benim onunla hiçbir işim olmaz. Davut!
Davut. Yardım et. Davut. Ne var? Ne bağırıyorsun? Davut. Davut nerede? Davut yok. Yatıp dinlensene. Ne gezip duruyorsun? Çok kötüyüm kızım. Davut'a haber ver. Ona haber versem ne olacak ki? Otur oturduğun yerde. Yapma kızım, ölüyorum. Biliyorum Şahin'a. Ferit Bey'den aldık haberi. Günün sayılıymış. Biliyorum. Ha şimdi ölmüşsün, ha bir gün sonra. Sen iyisin mi? Kulübene git, uzan biraz. Kızım, kızım bu yaptığını günah büyük. Ne günah be? Ne günah? Varsa günah çekerim elbet. Yıllarca evinin hizmetçiliğini yaptım. Ağız kokunu çektim. Peki bunlar ne oluyor? Yaptığım sevaplar ne güne duruyor? Söylesene. Senin ağlığın bitti. Bıktım artık senden. Ne halin varsa gör. Baba. Baba iyi misin sen? Yok bir şey, yok bir şey. İçeri... Dokunma ona. Ne oluyor be? Babama dokunma dedim. Hadi ya. Hadi baba. Hadi. Gel. Ne oluyor burada? Ne olacak? Kardeşin terbiyesizlik yapıyor. Bunun hesabını vereceksiniz. Ne hesabı Kemal? Babamı nereye götürüyorsun? Hastaneye götürüyorum aptal herif. Hastaneye. Sizin elinizde kalırsa ölüp gidecek. Kemal. Bırak be. Hadi baba. Gel baba. Durdursana şunu. Edepsizliği yanına kar mı kalacak? Durdur şu namussuzu. Sakin ol. Ne sakin olayım? Aylarca bu adama o mu baktı? Buraya bir çivi mi çaktı? Durdursana. Haddini bildirsene şunun Davut. Haddini bildirsene. Bir de hastaneye götürüyormuş. Yeter diyorum sana. Yetmez. Şimdi de biz mi kötü olduk? O bunak zaten geberecek, anlamıyor musun? Zaten geberecek. Yeter! O benim babam sen. O benim babam. Anlamıyor musun? O benim babam. Senden razı olsun. Sana bütün yaptıklarımdan sonra sen... Konuşma baba. Dinlenmelisin. Davud'u ömrüm boyunca affetmeyeceğim. Bunu sana nasıl yapar? Ben affedeceğim Kemal. Çünkü ona da büyük haksızlık ettim. Nasıl bunu diyebilirsin baba? Seni bu hale Davud getirdi. Onu da bu hale ben getirmedim mi? Benim tercihim sendin Kemal. Ama sen ne yaptın? Bizi terk edip gittin. Hırsımı Davut'tan çıkardım. Yıllarca onu adam yerine koymadım. Sana gelince... Bütün topraklarımı ağabeyine bırakarak senden de intikam aldım. Baba. Ne yüzle geliyorsun buraya? Dur Kemal. Haklısın Kemal. Babamın yüzüne bakacak yüzüm yok. Hayırlı bir evlat olamadım. Hakkını helal et diyemem. Demeye yüzüm yok. Ama yine de geldim baba. Bana kız, beddua et diye geldim. Benden hırsını çıkar istedim. Başka türlü olmayacak. Bu vicdan azabını kaldıramayacağım baba.
Hakkımı helal ediyorum Davut. Ama benim hatamı telafi etmen şartıyla. Kardeşinin topraklardaki hakkını vereceksin. Senden tek isteğim bu. İste baba. Hepsini vereyim. Benim toprağa falan ihtiyacım yok baba. Hayır. İkiniz de hakkınız olanı alın. Alın ki benim de içim rahat olsun. Hayat o kadar garip ki. Uğraşıyorsun. Didiniyorsun. Çırpınıyorsun. Yıllar sonra bir bakmışsın. Elinde ne gençliğin kalmış. Ne malın mülkün. Artık elimde kalan sadece sizsiniz. Sadece siz.